Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Ama ülkenin dertleri devam ediyor. Dertler artarak devam ediyor, azalarak değil. Ve tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Bu ülkenin kuruluşunda harcımız var. Bu ülkenin kuruluşunda şehitlerin kanları var. Gazilerimiz var. Atalarımız var, babalarımız var. Biz meclis tatile girdi, oturalım, Türkiye'nin sorunlarını seyredelim. Böyle bir düşüncemiz yok. O zaman karar aldık. Bir şey yapmamız lazım. Bir yerden başlamamız lazım. Nereden başlayalım? Hepimizin aklına bir tek kent geldi. Erzurum'dan başlayalım. Erzurum. Tarihi şehir mi? Tarihi şehir. Kadim şehir mi? Kadim şehir. Dadaşlar mı? Evet, Dadaşların kenti. Bölgenin, bir dönem bölgenin Paris'i olarak adlandırılıyor muydu? Evet, bir dönem bölgenin Paris'i olarak adlandırılıyordu. Peki bu kadim şehrimiz Milli Kurtuluş Savaşı'nın odak noktası, başlangıç noktası mıydı? Evet, odak noktası, başlangıç noktasıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum milletvekili miydi? Evet, Erzurum milletvekiliydi. Dolayısıyla Erzurum'un hem bizim tarihimizde hem Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde özel bir yeri var. Peki şu soru şu: madem bu kadar önemli, madem tarihsel açıdan bu kadar derinlikli olan bir kent, acaba neden CHP'ye sempati göstermedi? Neden bir tek milletvekili bile uzun süredir CHP'den çıkarmadı? Önemli bir soru. Ama bu sorunun cevabını siz değil, ben vereyim. Bu işin sorumlusu, bu işin kabahati Erzurumlarda değil, Cumhuriyet Halk Partililerde. Yani bizler de iğneyi önce kendimize batıracağız. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik. Ankara'da tumturaklı nutuklar attık, Erzurumlu bize oy versin. Niye oy versin kardeşim? Gel otur, bir derdini dinle, bir çayını kahvesini iç. Hiçbir şey yapmıyorsan bir cağ kebabını ye kardeşim. Bir otur, bir sohbet et bakalım. Bunları yapmadık. O nedenle biz Erzurum'a aynı zamanda Erzurumlularla kucaklaşmaya ve Erzurumlarla helalleşmeye geldik. Bunu da bütün Erzurumların bilmesini isterim. Evet, Erzurum Kongresi yapıldı. Evet, Milli Kurtuluş Savaşımızın ilk ateşinin yakıldığı yerlerden birisidir. Cumhuriyetin ilk kez dile getirildiği bir kentteyiz. Cumhuriyetin ilk kez dile getirildiği bir kentteyiz. Durumumuz pek parlak değil. Yani Türkiye'nin durumu pek parlak değil. Yeni bir mücadeleyi başlatmak zorundayız. Neden yeni bir mücadele? Bu da önemli bir sorun. Çünkü koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla bir kişiye teslim edilmedi. Asla. Bir kişiye bir devletin teslim edilmesi o devlet için bir felakettir. Örnek. Hepimiz Çanakkale Savaşı'ndan söz ederiz değil mi? Çanakkale'yi geçilmez kıldık değil mi? Çanakkale'nin her karışında binlerce şehidimizin, gazimizin acısı, gözyaşı, kanı var değil mi? Evet. Çanakkale'yi 1915'lerde geçilmez kıldık mı? Evet. Yedi düvel geldi mi? Evet. Yedi düvele karşı mücadele ettik mi? Evet.
1915-16 Çanakkale Savaşları'nda Çanakkale'yi bu ülkenin vatandaşları geçilmez kıldılar. Milli irade oydu. Ama ne oldu? Sonra bir dönem değişti. Bir kişi çıktı. Dedi ki o gemileri serbest bırakın gelsinler. 1918. O mücadele verdiğimiz Çanakkale geçilmez dediğimiz Çanakkale'den o savaştığımız bütün gemiler ve o gemilerin içindeki askerler yani düşman askerleri Çanakkale'yi geçtiler, geldiler Dolmabahçe Sarayı'nın önünde demirlediler. Bir kişinin iradesiyle. Hani biz Çanakkale savaşı vermiştik? Hani Çanakkale geçilmezdi? Hani gazilerimiz, şehitlerimiz vardı? Dönemin padişahı dedi ki bırakın Çanakkale savaşını. Herkes gelsin ve geldiler ve Dolmabahçe'nin önünde demirlediler. O zaman Yıldırım Ordusu Başkomutanı çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk geldi Haydarpaşa'ya indi. 1919 Haydarpaşa'ya geldi. Gemileri gördü. Ve şunu söyledi. Geldikleri gibi gidecekler dedi. Ve Erzurum'a geldi. Erzurum sıradan bir kongre değildir. Sakın ola ki böyle düşünmeyin. Erzurum Kongresi milli iradenin ilk kez çok açık ve net bir şekilde telaffuz edildiği bir kongredir. Milli iradenin, hakimiyeti milliyenin ilk kez telaffuz edildiği bir kongredir. 103 yıl önce toplandı. Bakın değerli arkadaşlarım. Nutuk'ta Gazi şöyle söyler. Milletin mukadderatına hakim bir milli iradenin ancak Anadolu'dan doğabileceğini belirttim. Milli iradeye dayanan bir millet meclisinin meydana getirilmesini ve gücünü milli iradeden alacak bir hükümetin kurulmasını kongre çalışmalarının ilk hedefi olarak gösterdim diyor. Ve devam ediyor. Manda ve himayenin kabul edilmeyeceğini karar altına aldık. Manda ve himaye kabul edilemez. Biz hiçbir bayrağın altında, bizim bayrağımız dışında hiçbir bayrağın altında asla duramayız. Mandayı ve himayeyi kabul edemeyiz. Ve şunu söylüyor gene Gazi Mustafa Kemal. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır diyor. Milli iradeyi esas kılacağız diyor. Şimdi milli iradenin bir kişiye teslim edildiğini görüyoruz. 100 yıl ağır mücadeleler verdik. Hakimiyeti milliye için. Milli irade için. Parlamento toplandı. Daha dün toplandı. Olağanüstü toplantıya çağırdık. Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için. Oturduk bütün sağlık çalışanlarının dernekleriyle konuştuk. Hepsiyle davet ettik. Ne istiyorsunuz diye. Sağlıkta şiddeti nasıl engelleriz diye. Onların görüşlerini aldık. O görüşler paralelinde grup başkan vekillerimiz parlamentoyu davet etti. Gelin sorunu çözelim. Neden? Sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. O meclis Gazi Meclis'tir. Sakın unutmayın. Gazi Meclis'tir. O meclis sıradan bir meclis değildir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclistir. Gelmediler, katılmadılar. Niye gelmiyorsunuz, niye katılmıyorsunuz? Var mı sorun var? Çözülmesi gerekiyor mu? Çözülmesi gerekiyor. Çözüm adresi neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Niye gelmiyorsun o zaman? Gelmediler. Ama gün olacak, hepsi gelecekler. Gün olacak o meclisin önündeki bayrak, kayıtsız şartsız hakimiyetin millette olduğunu çok güçlü bir şekilde seslendirecek.
Bunu Millet İttifakı olarak yapacağız. Millet İttifakı olarak yapacağız. Her kesimin sorunları var. Bir sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Evde sorun var. Baba işsiz. Kızı olan üniversiteyi bitirmiş işsiz. Askerden gelmiş işsiz. Baba engelli, çocuk engelli. Herkes geçinemiyor. Babayla oğul birbirinin yüzüne bakamıyor. Birisi diğerinden harçlık isteyemiyor. Ev kiralarını ödemekte zorlanıyorlar. Alışverişe çıkan, pazara alışverişe çıkan kadın fiyatları görünce şaşırıyor. Bu sorunları aşmak zorundayız. Aşmazsak olmaz. Bu bizim aile olarak, birey olarak yaşadığımız sorunlar. Bir de Türkiye olarak yaşadığımız sorunlar var. Bütün komşularımızla kavgalıyız. Hepsiyle. Niye kavgalıyız? Ya ömrü savaş meydanlarında geçen bir kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, barışın ne kadar değerli olduğunu görmüş. Bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Kan görmüş, acı görmüş. Savaşın acımasızlığını görmüş. Ya barıştan daha değerli bir şey yoktur demiş. Bütün komşularımızla niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Erzurumlu kardeşlerim unutmayın. Suriye'ye geleceklerdi değil mi? Suriye'de namaz kılacaklardı değil mi? Ne oldu? Onlar Suriye'ye gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Resmi rakam 3 milyon 600 bin. Sayısını kimse bilmiyor. Niçin kardeşim? Neden oldu bu? Erzurumlu kardeşim bunu sorgulayacak. Bugün sokakta esnaf gezisi yaparken Suriyelileri gönderecek misiniz dedi. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse. Hiç kimseyi ırkçılık yapmadan, kimsenin onuruyla oynamadan onları kendi ülkelerine Allah nasip ederse sizlerin takdiriyle davulla zurnayla göndereceğim. Davulla zurnayla göndereceğim. Hiç endişeniz olmasın. Her gün yeni bir sorunla karşılaşıyoruz. PTT diye bir kurumumuz var. Bakın 14 bin taşeron çalışanı var. 14 bin. Taşeron işçileri örgütledim biliyor musunuz? Kadro alsınlar diye. İlk örgütlenmeyi nerede yaptım biliyor musunuz? Erzurum'da yaptım. İlk taşeron işçi örgütlenmesini Erzurum'da yaptım. Sonra diğer illerde yaptım. Sonra hepsini İstanbul'da topladım. Sizin sözünüz ben olacağım dedim. Sizin hakkınızı, hukukunuzu ben savunacağım dedim. Kadro verilmez dediler, sonunda kadroları verdiler. Şimdi yaklaşık 100-150 bin civarında taşeron işçisi daha var. Kadro vermiyorlar. Buradan Erzurum'dan söz veriyorum. Erzurum'dan. Erzurumluların önünde söz veriyorum. Tamamına kadroyu vereceğiz. Tamamına. 14 bin taşeron işçisi var. Toplu sözleşme yapıyorlar. Allah aşkına. Daha doğrusu toplu değil de sözleşme yapıyorlar. Geçen sene %40 veriyorlardı. Şimdi %15 diyorlar. Ya akıl var, mantık var. Bunların dünyadan da haberi yok. Herhalde bu teklifi yapan 5-6 yerden maaş alan bir kişi. Her ayda her bir yerden 10'ar bin, 15'er bin, 20 bin lira maaş aldığına göre piyasanın çok iyi olduğunu sanıyor. Buradan 14 bin PTT'de çalışan taşeron işçiye sesleniyorum. Hiç meraklanmayın. Bu kardeşiniz, yani birilerinin deyimiyle bu Bay Kemal sizin hakkınızı teslim edecek. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Şöyle bir şey yapmışlar. Efendim, yiyecek parası vereceğiz. Yol parası vereceğiz. Bununla dengeleyecekler. Bu izne ayrılırsa paranın kesilmesi demek. Hastalanırsa paranın kesilmesi demek. Bu aynı zamanda emekli olursa emekli aylığının düşük olması demek. Yani sosyal güvenlik birimi de yatmayacak demek. Ya kul hakkı yemek günah değil mi ya? Erzurum'dan sesleneyim. Erzurum'un
inancı olan bağlarını çok iyi bilen birisi olarak sesleneyim. Ya kul hakkı yemek günah değil mi kardeşim ya? Kilolarca, kilolarca paket taşıyor o insanlar. Günün 24 saati çalışıyor o insanlar. Ve dolayısıyla bunu çözeceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Aynı zamanda bu modern köleliğe de son vereceğiz. Onların hakkını, hukukunu teslim edeceğiz. Erzurum. Erzurum'a gelmedim daha. Bakın Erzurumlu kardeşlerim. 30 Eylül 2017. Devleti yöneten kişi televizyonda konuşuyor. Diyor ki, Erzurum neden ülkemizin ilk 10 şehrine girmez diyor. Güzel bir laf değil mi? Erzurum ne dedim konuşmamın başında? Doğunun Paris'i olarak bilinirdi. Rahmetli babam Patnos'a görev yapılırken ben üniversiteye giderken gelir önce Erzurum'da bir gece yatardık. Sonra buradan trenle ve otobüsle Ankara'ya giderdim. Erzurum bütün doğunun büyük bir özlemle görmek istediği bir kentti. Taş mağazaları bütün doğuda, güneydoğuda konuşulurdu. Erzurum'un misafirperverliğini hepimiz bilirdik. Erzurum bu bölgenin en kalkınmış üniversitesi olan 1957'den bu yana bir kenti olarak bilinirdi. Tarımın, hayvancılığın başkenti olarak bilinirdi. İlk 10 şehre girsin. Gayet güzel. 20 yıldır yönetiyorsun. Kaçıncı sırada? Ben size söyleyeyim. 62. sırada. 81 il içinde 62. sırada. Bu bakın, bu benim içimi acıtıyor arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Bu bölgenin büyüme potansiyeli en yüksek olan kentinin sürekli kan kaybetmesi. Erzurum'da yaşayanlardan çok daha fazla Erzurumlu Erzurum'un dışında yaşıyor. Burada 800 bin kişi varsa 1,5 milyon da Erzurum'da, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da var. İş adamları burada değil, ağırlıklı olarak oralarda var. Buralarda büyüyemiyorlar. Gelişemiyorlar oralarda. Altyapı yetersizliği var. Ya internet nedir Allah aşkına ya? İnterneti olmayan binlerce çocuk var. Erzurum gelir başına bakın, kişi başına gelir de sürekli kan kaybediyor. Sürekli geliri düşüyor. Sürekli. Bakın o konuda da vereyim. 2018'de 5.655 dolardan 5.176 dolara düşmüş durumda. Kan kaybediyor Erzurum. 19 yılda %64 daraldı Erzurum. 19 yılda %64 daraldı. Tarımı, tarla alanını söylüyorum. 668 bin tondan 308 bin tona düştü Erzurum'daki ekilen tarlalardan elde edilen ürün. Ve %28 azalma görüyoruz. 19 milyardan 19.7 nokta şöyle kredi borcu alanları da söyleyeyim size. Son bir yılda kredi borcu yaklaşık 7.4 milyar arttı. Yaklaşık 19 milyardan 26 milyara çıktı kredi borcu. Vatandaş krediyle geçiniyor. Başka çaresi yok. Gelir düzeyi düşük. Ciddi bir yoksulluk var. Derin yoksulluk var. Sadece Erzurum'da 140.955 vatandaşın geliri 47 liradan az. Günlük 47 liradan az. Çünkü sosyal güvenlik primlerini ödeyemiyorlar. Sağlık, sosyal güvenlik primlerini ödeyemiyorlar. Her 4 gençten birisi de işsiz. Şeker fabrikanız vardı sizin. Özelleştirildi. Önce söz verdiler. Dediler ki hiçbir işçinin işine son verilmeyecek. Sonra o işçilerin işine son verdiler. Bakın o rakamı da vereyim size. Yaklaşık uzun çok daha fazla kişi çalışırken işlerine son verdiler. Ve şu anda çok dar bir kadro şeker fabrikasında çalışıyor değerli arkadaşlarım. Gazeteci var. Kadir Sabuncuoğlu. Onun bir yazısı var. O yazıdan bir bölüm okuyayım sizlere. Biz ip üstündeki cambazları izlerken 1956'dan itibaren bacası tüten şeker fabrikasını kaybettik. Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları birini alana diğeri bedava kampanyası ile
elimizden kaydı gitti diyor. Evet, elinizden kaydı gitti. Şeker fabrikalarını özelleştirdiler ve 34 yıl sonra Türkiye şeker ithal etmek zorunda kaldı. Ya bu fabrika buradayken, şeker pancarı ekilirken, işçiler çalışırken gözünüze ne battı? İktidara söyle, gözünüze ne battı Allah aşkına? Neden bu hale getirdiniz? Neden oradaki işçilerin işine son verdiniz? O işçilerin tamamı AK Parti'ye oy veriyordu, biliyorum. Ama onların hakkını, hukukunu AK Parti savunmadı. Bay Kemal savunuyor, sonuna kadar da savunacak. Hiç endişeniz olmasın. Nüfus azalıyor. Sadece bazı rakamlar. 2007'de 784 bin olan nüfus 2022'de 756 bine düşecek. Verilen son rakamlar bu. Niye nüfus azalır? İnsanlar Erzurum'da iş bulamadıkları için, çalışma alanı olmadıkları için büyük kentlerin varoşlarına gidiyorlar. Acaba asgari ücretle bir yerde bir iş bulabilir miyiz diye. Efendim, tarıma dayalı meralar, sanayi gelişmemiş, gene gazeteci arkadaşın söyledi. Meralar hayvan sesine hasret kaldı. Et Balıkesir'den geliyor demiş. Erzurumlu bir gazeteci. Düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşlar? Sorunu biliyorlar aslında, sorunu biliyorlar. Erzurum'da büyükbaş hayvan varlığında da ciddi bir düşüş var. Onu da ifade edeyim. O konuda da düşüncelerimi ifade edeyim. Sosyal ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 50 bin aileye her yıl kömür dağıtıyor. Bu şehrin iklimini bozuyor. Hava kirliliğine yol açıyor. Ya sen eğer yardım yapacaksan o 50 bin vatandaşın doğalgaz parasını ödersin, şehir kirlenmez. Kirlilik olmaz yani. Ama bunu yapmıyorlar. Yapacağız efendim, yapacağız. Hiç endişe etmeyin, yapacağız. Efendim, tarım ve hayvancılık bölgesi bu bölge. Önce çiftçiler için neler yapacağımızı anlatayım. Bütün tarlada çalışan, sahada çalışan, bütün Erzurumlu kardeşlerimin dinlemesini isterim. Bir, Allah nasip eder iktidara geldiğimizde göreceksiniz. Çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini ilk bir haftada sıfırlayacağız. Yok kardeşim. Yok. Onlar tarımın önemini bilmezler. Biz biliriz. Onlar tarımın stratejik sektör olduğunu bilmezler. Biz biliriz. Neden? Çünkü ya araban olmayabilir, mobilyan olmayabilir, buzdolabın olmayabilir. Ama sen, eşin, çoluğun, çocuğun günde iki sefer ya ekmek yemek zorundasınız. Yemek yemek zorundasınız. Canlı hayvandan ete kadar dışarıdan getiriyorlar. Buğdaydan arpaya kadar dışarıdan getiriyorlar. Yulaftan mısıra kadar dışarıdan getiriyorlar. Türkiye'de toprak mı yok ya? Çiftçi mi yok? Üreten mi yok? Alın teri döken mi yok? Hepsi var. Dışarıdan getiriyorlar. Komisyonunu alıyorlar. Ceplerini dolduruyorlar. O ceplerin tamamını dikeceğim. O ceplerin tamamını dikeceğim. Bu milletin alın terini, çiftçinin, emekçinin alın terini birilerine sömürtmeyeceğim. Herkesin hakkını, hukukunu teslim edeceğiz. Kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa oy versin veya vermesin. Bay Kemal'in başının üstünde yeri vardır. Yeter ki eksin, yeter ki üretsin. Havza bazlı planlama yapacağız. Havza bazlı planlama. Birazdan geleceğim. Erzurum için nasıl bir havza bazlı planlama düşünüyoruz, onu da anlatacağım. Çiftçi ektiği dolayısıyla, planlı bir ektiği dolayısıyla veya ürettiği dolayısıyla hiç zarar etmeyecek. Hiç ama. Formül de gayet açık. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Kardeşim, bir dönüm mü ektin? Beş dönüm mü ektin? Maliyeti belli. Kullandığın gübre belli. İlacı belli. Traktörü belli. Mazotu belli. Çalışan işçi belli. Maliyet belli. Nasıl bulacaksın? Çağıracaksın. Ziraat mühendisini veya ziraat odaları birliğinden birisini çağıracaksın. Gel kardeşim diyeceksin. Bunun maliyetini. Üzerine makul karı ilave edeceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim, bu fiyatın üstüne satıyorsan sat. Satmıyorsan, alıcı bunun altına düşerse devlet olarak ben alacağım.
Ve hiçbir çiftçi zarar etmeyecek asla. Her çiftçi makul kar elde edecek. Her çiftçi. Geçmişte hatırlarsınız değil mi? Toprak mahsulleri ofisin üstünde yazardı. Ofis çiftçinin kara gün dostudur. Şimdi nerede onlar? Şimdi nerede? Gene öyle yapacağız. O ofisler çiftçinin kara gün dostu olacak. Hiçbir çiftçi ektiğinden ötürü zarar görmeyecek. 21. maddesi var Tarım Kanunu'nun. Diyor ki %1 her yıl milli gelirin %1'i oranında çiftçiye destek verilir. Hiç verilmedi. Doğru dürüst verilmedi. Çiftçinin bu AK Parti hükümetlerinden 273 milyar lira alacağı var. 273 milyar lira. Verilmesi gereken para verilmedi. Ben biliyorum beşli çeteleri, hiç merak etme, onu da halledeceğim. Onu da halledeceğim. Çiftçinin üretim araçları ve hayvanları asla haczedilmeyecek. Bunu da kanun çıkaracağız. Ne demek ya? Traktörü haczedilir mi ya çiftçinin? Tarlayı nasıl sürecek? Çiftçiye traktörde kullanmak üzere kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV'si ve KDV'si olmayacak. Yok. Yata kaça veriyorsan çiftçiye de onu vereceksin kardeşim. ÖTV, KDV bunların hiçbirisi olmayacak. Kırmızı mazot olacak. Şimdi bakın neden çiftçiye kırmızı mazot? Mazot pahalı olabilir. Sen arabanı kullanmasın, belediye otobüsüne binersin. Veya kullanmasın, taksiye binersin. Veya yürüyerek gidersin. E çiftçi traktörü ne yapacak? Tarlayı sürmesi lazım. Belediye otobüsüne bindiği zaman tarla mı sürülür? Yok. O nedenle çiftçinin ucuz kredi artı kırmızı mazot alması lazım. Ve ona düşük bedelle mazotu vereceğiz. Yine köylerde, kırsalda nasıl öğretmen varsa, nasıl köyün imamı varsa, ziraat mühendisi de olacak, veterineri de olacak, ziraat teknisyeni de olacak. Bunların tamamı kamu görevlisi olacak ve size hizmet edecek. Öğretmen çocuklarınıza, bunlar da çiftçiye hizmet edecek. Ayrıca kırsalda çalışan kadınlar, ve gençler kırsalda çalıştıkları sürece onların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Onlar bu işten yararlanacaklar. Efendim geleyim bir konuya. Erzurum için ne yapacağız? Bu bölge için ne yapacağız? Ne dedim? Havza bazlı planlama yapmamız lazım. Erzurum coğrafi olarak da, tarihi olarak da çok önemli bir yerde. 9. büyük il, toprak büyüklüğü aslında Türkiye'de 9. büyük il. Dolayısıyla bu bölgenin özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilmesi lazım. Unutmayın, özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilmesi lazım. Bu bölge 9 ille beraber ortak projeler ve ortak hedeflere kilitlenmesi lazım. Erzurum dışında Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bitlis, Van, Muş ve Bingöl'ün. Bu bölgede havza bazlı tarım ve hayvancılığın merkezi olması lazım. Bu bölge özel yatırım alanlarıyla, teşvik edilmesi lazım. Iğdır, orada Kazım Karabekir'in TİGEM var. Orası şu anda büyük, önemli bir merkez. O merkeze canlı hayvanlar getirilecek. Orada üretilecek ve 20 bin aileye her yıl küçük ve büyükbaş hayvan ücretsiz olarak dağıtılacak. Ücretsiz olarak. Her yıl ücretsiz olarak dağıtılacak. Yine bu bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için et işleme tesisleri, deri işleme tesisleri, yem fabrikaları, tarım aletleri, tarımsal ürün paketleme tesisleri, tarım ilaçları, biyokarbon, sıvı gübre ve tekstil üretimi de bu bölgede olacak. Bu dediğim 9 yılda bunların tamamı olacak ve merkezi de Erzurum olacak. Tarım ve hayvancılık konusunda uluslararası borsa Erzurum'da kurulacak. Tarım ve hayvancılık uluslararası borsası Erzurum'da kurulacak. Böylece bu borsa kurulurken laboratuvarlar ve ticaret merkezleri de olacak. Bölgenin inşası Erzurum Ticaret Sanayi Odası, Ziraat Odası ve özel sektör tarafından kamu desteğiyle yapılacak. Kaynaklar büyük ölçüde kamu tarafından finanse edilecek. Bölgenin işletmesini
Ticaret Sanayi Odası, Ziraat Odası ve özel sektör beraber yapacaklar. Erzurum Tarım ve Hayvancılık Üretim Merkezi olacak ve biz tabii çok sayıda hayvan besleneceği için hayvanların atıkları var. Bunlardan sıvı gübre ve enerji elde edeceğiz. Enerji yani elektrik elde edeceğiz. Elde ettiğimiz elektriğin büyük ölçüde çiftçiler ücretsiz olarak kullanacaklar. 150 bin doğrudan 600 bin dolaylı olmak üzere 750 bin kişiye bizim projemiz istihdam alanı sağlayacak. Hedef 30 milyar dolarlık Orta Doğu et borsasının ana merkezi olmak. 30 milyar dolarlık bir merkez olacak burası. Şimdi diyebilirler ki iki şey var. Bir diyebilirler ki ya Kılıçdaroğlu bu kadar Türkiye'nin meselesi varken gittin gene yerel bir sorunla kilitlendin. Yok Erzurum, yok Ağrı, yok Kars falan, Iğdır. Eğer büyüyeceksek hep beraber büyüyeceğiz. Sadece İstanbul değil, sadece İzmir değil. Erzurum da büyüyecek. Kars da büyüyecek. Van da büyüyecek. Onlar gibi değil bu Bay Kemal. Onlar birileri büyüsün diyor. Ben birileri değil. 85 milyon büyüyecek. 85 milyon gelişecek. 85 milyonun hakkını, hukukunu koruyacağız. Erzurumlu da, Karslı da, Iğdırlı da her yer büyüyecek. Her yerin ekonomik durumuna göre, coğrafi koşullarına göre öngörülen yatırımları yapacaksınız. Bakın bu söylediğim 5 yıl içinde 1 milyar dolarlık yatırım demektir. Bu bölgeye yapılacak 1 milyar dolarlık yatırım demektir. Diyeceksiniz ki ya 1 milyar doları nereden bulacağız? Çok büyük bir para. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için 1 milyar dolarlık para çok büyük bir para değil. Beşli çetelerin bir köprüsüne kaç lira garanti veriyorlar biliyor musunuz? 35 milyar dolar. Bir köprüye. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım siz meraklarınızı. Söke söke alacağım. Öyle gidecekler. Londra'daki mahkemelere gidecekler. Mahkemeler efendim orada davalar görülecek. Ya mahkemeyi ister Londra'ya götür, ister Papua Yeni Gine'ye götür, ister Kongo'ya götür, ister Japonya'ya götür. Ben o paraları söke söke alacağım sizden. Bu milletin hakkını hukukunu alacağım. 1 milyar dolar öyle büyük para değil, küçük bir paradır. 35 milyar dolardan o Avanta'dan 1 milyarını getirsek ya mı? Burası uçar, bu bölge uçar. Bölgenin insanı çalışkan arkadaşlar ya. Toprak satın almayacaksınız, toprak var arkadaşlar ya. Su satın almayacaksınız, su var arkadaşlar ya. Ha, bu arada bir parantez açayım. Sizin meşhur bir barajınız vardı. Alvar Barajı. 13-14 senedir yapacağız. Yapamazlar efendim, yapamazlar. Bunlar beşli çeteye hizmet ediyorlar. Bu kardeşiniz ise halka hizmet edecek. Beşli çeteye değil. Beşli çeteye aracı koyuyorlar. Acaba Bay Kemal bizimle görüşür mü? Yemezler efendim. Görüşmem. Ben milletimle görüşürüm. Halkımla görüşürüm. Kongrede 27 Ocak 2021 kongresinde bir pankart açmışlar. Pasinlerin tek aşkı gelsin Alvar Barajı. Arpa buğday kalmadı gelsin Alvar Barajı. Çiftçinin yok hasadı gelsin Alvar Barajı. Ovanın can damarı gelsin Alvar Barajı. 2021 bir milletvekili arkadaşımız, daha sonra Aydın Özer Antalya milletvekilimiz, dedim ya bir soru önergesi var. Bunu ne zaman projeye alacaklar diye. Gelen cevap daha yatırım programına alınması halinde, daha alınmamış bile. Gel burada at palavrayı, Erzurum'dan al oyu, git Ankara'da keyif yap. Yemezler. Buna da son vereceğiz. Söz verdi mi yerine getireceksin kardeşim. Söz verdi mi yapacaksın. Efendim, para var mı diye gene. Bütçenin 6 ayı. Yani şimdiki bütçenin ilk 6 ayından rakamlar veriyorum. Tarımsal destekler için verdikleri para 21 milyar 300 milyon lira. Tarımsal destek için vermişler. Esnaf ve çiftçilere kredi desteği de 8 milyar 200 milyon lira. Toplam 29 milyar 500 milyon lira. Çiftçi, esnaf, destek, kredi verdikleri para
bütçeden ilk 6 ayda 29 milyar 500 milyon Türk lirası. Peki tefecilere ne ödemişler, faizcilere? Vereyim rakamı. 134 milyar 600 milyon lira. Diyor ya ben faize karşıyım. Faize karşı değil, bakmayın siz öyle. Ortada faize karşı değilim. Faizcilere hizmet eden bir siyasal iktidar var. Desinler ki çıksın desin. Bay Kemal doğruyu söylemiyor. Bay Kemal 134 milyar dedi. Bu rakam yanlıştır. 134 milyar değil, şu kadar liradır desin. Erzurumların önünde söylüyorum. Desin bakayım. Diyebilir mi? Diyemez efendim, diyemez. Diyemez efendim, diyemez. Kime hizmet ediyorsun sen? Çiftçiye mi? Esnafa mı? Emekliye mi? Apartman görevlisine mi? İşçiye mi? İşsize mi? Tefecilere hizmet ediyorlar. İlk 6 ayda ödedikleri faiz 134 milyar 600 milyon lira. Ya bunların Allah'tan korkusu yok Allah aşkına. İşin özeti. Allah'tan korkan adam bunu yapmaz ya. Allah'tan korkan adam fakiri fukarayı düşünür. Allah'tan korkan adam işsizi düşünür ya. Ya 21. yüzyılın Türkiye'sinde çocuk yatağa aç girer mi ya? 21. yüzyılın Türkiye'sinde anne işsiz, baba işsiz, çocuk işsiz, evlat işsiz böyle bir tablo olur mu ya? 21. yüzyılın Türkiye'sinde kiralar böyle olur mu ya? 21. yüzyılın Türkiye'sinde öğrenci internete ulaşamıyor ya. Ya internet nedir Allah aşkına ya? Eğitim sistemi iflas etmiş zaten. Hanedan çalışıyor, ben bunu biliyorum. Kendilerine çalışıyor, ben bunu biliyorum. Hiç kimse endişe etmesin. Bütün haksızlıkların önüne geçeceğim. Bütün haksızlıkların. Hiç endişe etmeyin. Haksızlık yapanların burnundan fitil fitil getireceğim. Bu Bay Kemal kardeşiniz fitil fitil getirecek. Hiç endişe etmeyin. Ha şimdi gelelim sona. Şimdi gelelim özete. Bunları yapmamı istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Güzel. O zaman bu memlekette, adliyede, gelir dağılımında hak, hukuk, adalet istiyorsanız bize katılacaksınız. Hiç bu işin lafı yok. Bize katılacaksınız. Hayvan yemini bile ithal eden, canlı hayvanı, eti bile ithal eden, köylü güse ithal eden bir iktidardan kurtulmak istiyoruz. Biz kendi yemimizi kendimiz üretelim. Kendi hayvanımızı kendimiz üretelim. Kendi toprağımızı kendimiz işleyelim. Alın terimize kendimiz değer verelim ve hepimiz kazanalım diyorsanız bize katılacaksınız. Çiftçilerin, esnafın, tarım kredi kooperatifinden veya bankalardan aldıkları krediler veya esnaf krediden aldıkları kredilerin faizleri silinsin diyorsanız bize katılacaksınız. Yapacağız biz bunu. Beşli çetelere devletin geliri peşkeş çekildi. Beşli çetelerin dönemi bitsin. Ya bu memlekette hak hukuk olsun. Bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyorsanız bize katılacaksınız. Bu işin şakası yok. 128 milyar doları götürdüler. 128 milyar dolar nereye gitti? Ey Bay Kemal, bu 128 milyar doları hortumlayanlardan hesap sor diyorsanız bize katılacaksınız. Bize katılacaksınız. Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilikte yaşa takılanlar. Eğer bu sorun çözülsün diyorsanız bize katılacaksınız. Ataması yapılmayan öğretmenler, ataması yapılmayan sağlıkçılar, atamalarınızın hak ve hukuk içinde yapılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Askeri öğrenciler hapishanelerde, pek çok insan hapishanelerde sürün sürün sürünüyor. Haksızlık diz boyu. Ama uyuşturucu baronuysanız dışarıdasınız. Keyfiniz yerindedir. İçeride dışarıda eğleniyorsanız, adaleti sağlamak istiyorsanız ve uyuşturucu belasından bu ülke kurtulsun istiyorsanız bize katılacaksınız. Hiç bir
Ve Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere öyle 1100 lira değil, uyduruk para değil, hakkıyla birer maaş ikramiye ödensin diyorsanız bize katılacaksınız. Efendim, Erzurum'daki grup toplantısından son derece memnunum. Erzurumlar ne kadar memnun onu bilmiyorum. Ama şundan emin olmanızı isterim. Şundan emin olmanızı isterim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İki şey söyleyeyim. Ben herkesin inancına saygılıyım. Herkesin yaşam tarzına saygılıyım. Herkesin kimliğine saygılıyım. Herkesin inancına saygılıyım. Herkesin yaşam tarzına saygılıyım. Eğer bir sorun varsa, eğer bir çocuk yatağa giriyorsa, o gece gözüme uyku girmemeli. Devleti yönetiyorsam ve o çocuğun, o ailenin sorunlarını çözmeliyim. Ve biz bunu yapmak zorundayız. Bunu yapacağız. El birliğiyle yapacağız. Gönül birliğiyle yapacağız. Sevgili Erzurumlular, hiç kimse unutmasın, geliyor, gelmekte olan. Oturumu kapatıyorum. Burada Diyarbakırlılar da il başkanlarıyla burada, onlara da hoş geldiniz diyorum ayrıca.